Hepinize merhaba, kanalıma video yapıyorsunuz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber istek bir video yapacağız. Bunu daha önce isteyen birkaç kişi olmuştu. O yüzden ben dedim ki neden yapmayalım dedim. Ve bugün bunu yapmaya karar verdik. Yapacağımız video ise bütün her şeyi sıfırlayıp, dünyayı sıfırlayıp en baştan yapmak. Ben zaten çok fazla sıkılan bir insanım. Hemen değiştireyim, hemen tekrar dekore edeyim. Çünkü bu oyunun amacı bu yani. Dekore etmek, tekrardan kıyafet yapmak, tekrardan şey giydirmek, insan giydirmek. Yani istediğiniz her şeyi yapabildiğiniz bir dünya sonuç olarak. Yani o yüzden ben çok çabuk sıkılan bir insan olduğum için bu fikir benim çok hoşuma gitti. Ve bugün sizler beraber bunu yapacağız. Şimdi dünyamı sıfırlıyorum. Tüm karakterlerim, eşyalarım, her şeyim gidecek. Hadi bakalım, sıfırlıyorum. Sıfırladım. Sıfırladım şu an, bitti yani. Evet, şimdi giriyoruz bakalım. Her şey gitti şu an. Yaptığım o kadar ev, o kadar karakter. Her şeyim gitti şu an. Her şeyi en baştan sizlerle beraber yapacağız. Bu kaç part olacak hiçbir fikrim yok ama gördüğünüz üzere şu an her şey gitti. Şimdi bu eve gireceğiz. Giriyorum ve hiçbir şey yok evde şu an. Evet, görüyorsunuz ki hiçbir şey yok. Çünkü sıfırladık. Bitti. Bakın karakterlerime bakalım hemen buradan. Karakterlerim de yok. Gitmişler hepsi. Evet, şimdi bu arada ben şunu az önce yaptım. Bunu az önce videoyu başlatmadan önce yaptım. Gitmişler mi diye. Hani şu karakter bölümüne girdim. Orada girince direkt zaten yaptığı için kendine o yüzden oldu ama hepsi gitti yani şu an sıfırladım bütün dünyamı. Evet, şimdi en baştan bugün bu videoda karakterleri yapalım istiyorum. En baştan karakterlerden başlayalım. Sonra küçükten büyüğe doğru böyle gidelim. Aşama aşama. İlk önce karakterler, sonra ev, sonra ev eşyalarını yaparız diye düşünüyorum. Sen sonra bitiyor artık. Hemen şuradan karakter bölümüne gidelim. Aslında ben genel olarak hep aynı temel karakterler yapıyordum. Ama bu sefer biraz daha böyle farklı tarzda karakterler yapmak istiyorum. Yani çok böyle büyük değişiklikler olmayacak ama karakterlerimin çoğunu farklı farklı yapmak istiyorum yani. O zaman hemen buradan ilk olarak şöyle benim klasik şu açık ten rengimi alayım. Ya da daha açığı var mı bakalım. Bu daha güzelmiş. Aslında ben ana karakterimin yani nasıl bir saç stili olsun bilmiyorum. Hala karar veremedim yani. Bütün saç stilleri çok hoş aslında. Hepsi değil de yani. Belirli olanlar var arada. Onların hepsi çok hoş. O yüzden bir türlü karar veremedim. Ama yüksek ihtimal şu klasik bunu yapacağım. Acaba saçını kızıl, koyu kızıl mı yapsam? Yani bu renk mi yapsam? Şöyle bir kahverengimsi bir şey mi yapsam? Bu da çok hoş. Ve biraz farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle bir şey olabilir. Böyle olabilir. Yani böyle hep aynı renkler olmasın artık yani. Bir tane daha kahverengi vardı burada. Bu mu? Bu herhalde. Bu renk de çok hoş. Böyle bir renk var. Bu ne ya? Yavru ağzı gibi. Sarı istemiyorum. Sarı gerçekten istemiyorum artık. Ya böyle bir renk yapacağım. Bu şekilde bir renk yani. Ya bu. Ya biraz koyu olsun ya. Dur bakayım bunun koyusuna bakalım. Da güzel böyle bir renk. Ya da kızıl mı yapsak? Yok ya. Bu da güzel. Bu da çok tatlı bir kahverengi. Tamam şimdi. Ya bu. Ya bu ya bu. Bu bilemedim. Bu biraz çirkin. Yani bilmiyorum. Ya bu ya bu. İkisinden biri ana karakter için. Bu biraz yani garip bir kahverengi. O yüzden bu çok hoşuma gitmedi aslında ama. Bakın bu renk de çok güzel. Ama bu renk bu saçla daha güzel olur. Hani benim beğendiğim o saçla güzel olmaz. Bununla çok güzel olur. Bu başka bir karakteri bu şekilde yapalım. Ama benim ana karakterim için. Mesela bu saç güzel bir saç. Evet ama
Her zaman bunu kullanamam yani. Saçınızın hep örülü olduğunu düşün. Bütün kıyafetlere gitmez bir kere. Bütün zamanlarda saçınız örülü zaman geçiremezsiniz yani. Çünkü her gün her gün saçınız örülü güzel durur. Ama her gün saçınız böyle düz olsa daha mantıklı yani. O yüzden böyle yapacağım. Ve rengin de şu koyu renk. Şu koyu. Bak güzel. Bu olsun. Bu neymiş? Bu da güzel gibi. Kahverengi mi olsun? Yoksa böyle biraz hafif kırmızı mı olsun? Of, çok zor bir karar şu an. Ya basit kahverengi mi olsun? Basit değil bu kahverengi de hani. Hani normal kahverengi mi olsun yoksa biraz farklı bir renk mi olsun acaba? Bilemedim şu an. Çok zor. Kahverengi olsun ya. Bilmiyorum ben böyle şey renkleri biraz daha hoşuma gidiyor. Daha klasik renkler. Şu eyelinerlığımızı kirpikli şey. Burun klasik şu yuvarlak en sade en hoş olan yuvarlak yani o yüzden bunu seçiyorum. Biraz pembemsi mi yapsak burnumuzu acaba? Şöyle. Bu renk iyi gibi sanki. Şu renk iyi. Hep klasik bu kaşı kullanıyordum ben ama artık bu klasik kaşı da kullanmak istemiyorum. Çünkü burada bir sürü güzel kaş var bir sürü. Yani o yüzden farklı kaşlar kullanmak istiyorum artık karakterlerimde. Bir de keşke şey kaş olsa. Piercingli var ama çok kalın ve böyle onu yaptığınız zaman çok böyle şey bir surat ifadesi oluyor. Kızgın surat ifadesi oluyor. Böyle güzel ince kaşta olan olsa keşke. Ve bu saçın kaş rengi hangisi acaba bu rengin? Bu mu? Yok bu değil. Bu hiç değil. Bu mu acaba? Yok bu da değil sanki. Şu herhalde bilemedim şu an tam ama. Bunu deneyelim. Şöyle bu olsun. Tamam şimdi ağız aynı kalsın çünkü başka düzgün ağız yok yani. Buradan şu ya da şu bunlar hoşuma gidiyor benim artık ya da bu olsun. Şöyle renginde şöyle yapalım. Şöyle. Yanağımıza da bir de kızarıklık ekleyelim. Güzel olur. Hoş olur kızarıklık. Hangisi olsa. Aslında hepsi o kadar çok birbirine benziyor ki kızarıklıkların. Yani pek bir farkı yok aslında baktığınızda ama yani en güzel olan olsun. Bu ne mesela gözün hemen altında. Yani çok çirkin. Buna bir bakalım. Şöyle pembe yapalım. Şöyle. Bence şu an çok tatlı. Kıyafeti zaten her türlü değişecek. O yüzden buradan almak istediğim bir kıyafetten herhangi biri olabilir. Ama şu an kış şeyine geçtiğimiz için yazlık bir kıyafet seçmeyeceğim. Kışlıklardan seçeceğim. Bakıyorum şöyle. Yazlıkların hepsine gidiyor gözüm ama yani yazlık kıyafet olması biraz saçma olacak. Çünkü şu an kış şeyindeyiz yani. Ya aslında burada istiyorsan yaz da olabilir ama ben kışa göre oynayacağım için şu an kış seçeceğim. Bu olsun şu anlık. En üstten seçmiş olalım. Evet benim ana karakterim bu şu an. Bu şekilde. Ama sen kaşı biraz daha mı ince olsa ya? Bir bakalım kaşına şuradan şöyle biraz daha ince ne var? Bu bir kere çok böyle çıtı pıtı oldu. Bu çok sertleştirdi yüzünü. Bu çok kalın ama kısa. Bunu bilemedim. Bu az önceki herhalde değil mi? Evet. Şu nasıl? Bu da çok çattı gibi oldu. Bu hiç olmadı. Bu da olmadı. Çok yakın gözüne. Başka da ince kaş yok düzgün. Bu ne abi? Mesela bunlar neden bu kadar kızgın bakıyorlar? Hani niye düz ince kaş yok? Yani. Evet. Düz ince kaş yok. O yüzden. Bakın.
Piercingli kaş var. Hatta bunlardan bir tanesi daha piercingli burada. Ama hangisi olduğunu şu an göremiyorum saç seçtiğim saç stilinden dolayı. Ama mesela çok kızgın bakıyor. Şuna bir bakın yani. Niye böyle kızgınsın sen? Düz olsa kullanacağım. Ama kızgın baktığı için kullanmak istemiyorum. Neyse şunu seçeceğim ben yine mecburen. Ama çok kalın göründü gözüme, bilmiyorum. Şimdi az önce karar veremediğim şeyi yapacağım. Yine şuradan şu açık teni seçelim. Saç stili olarak bunu seçeceğim. Saç rengini az önce karar veremediğim o renk yapacağım. Şu muydu? Şöyleydi herhalde, evet. Ya gerçekten bu da çok tatlı oldu. Bu da diğer karakterim falan olabilir yani. Gerçekten ikinci bir karakterim olabilir sırf bu şey için. Şimdi kirpik yapacağım. Burada belli olmayacak saçından dolayı zaten, ama yine de biz şuradan seçelim kirpikli olanı. Şu burnumuzu klasik seçtik hemen. Aynı renk. Bunun kaşı da şu olsun. Yine şuradan hemen rengini seçelim. Ama bu da çok şey baktı. Bu olmasın. Bu bunda daha şey duruyor. Buna ince kaş yakışmadı. Bu da çok kalın oldu. Bu olsun. Bununki de. Bununki de bu olsun. Bunun beni olmasın. Suratına çilimli. Buna direkt şu tamam yapacağım. Bu olsun bununki bu sefer ve şöyle kırmızı yanakları olsun. Buna da burada bitmişti zaten burası. Bu çok çirkin. Gerçekten çok çirkin. Bu okul forması gibi olabilir ama bilemedim. Bu da çok çirkin geldi. Bu zaten yani bilmiyorum. Bu da biraz çirkin gibi ya. Of, bilmiyorum, çok hoşuma gitmedi benim bunlar. O yüzden istemiyorum. Bu karaktere yakışmadı. Bu sarışın karakter vibe'ı veriyor bana nedense bu kıyafet. O yüzden buna seçmeyeceğim. Bakalım. Şunu ben çok beğeniyorum. Bu üstü nedense o kadar hoşuma gidiyor ki bu üst. Yani bilmiyorum neden ama bunu seçeceğim buna. Evet bakın bence ikisi şu an çok tatlı. Evet şimdi buradan hemen bir tane daha karakter yapalım.
Evet, şu ana kadar yaptığım karakterler bu şekilde. Bu benim ana karakterim olacak yüksek ihtimalle de bunun böyle ten rengi biraz kötü oldu sanki çok açık oldu. Bunun ten rengini şöyle normalleştirelim biraz. Bununkinde. Evet böyle daha iyi oldular. Bu benim ana karakterim. Bu arkadaş olur, bu da arkadaş olur, bu da arkadaş olur yüksek ihtimal. Bunlar arkadaşlar olur diye düşündüm ve üstlerindeki kıyafetler için yaptım yani genel olarak. Ya illa ki kullanılır yani bu karakterler. Bu da yüksek ihtimal arkadaş olur. Bu annesi olarak düşündüm. Bu belki ana karakterim yine olabilir. Çünkü bu saç benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum ya yani bu da olabilir. Bu şekilde. Bunlar da yine farklı karakterler. Bu yine arkadaş olur. Bu baba olarak düşündüm. Bu karakteri baba yaptım. Bu küçük kardeş. Bu da ikiz. Ya bu ikisi ikiz olur diye düşündüm. Bu kız bu erkek kardeş olarak. Şu anlık bu kadar karakter yaptım. Yani bakalım aralarından seçeceğim. Belki bunu ana karakterim yaparım. Belki bunu, belki bunu. Hani bilemiyorum. Hoşuma giden karakterleri yaptım. Bu şekilde. Evet, bu videoda da bu şekilde karakterleri tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda ne yaparız onu artık bilemiyorum. Bir sonraki video için takipte kalmayı ve beklemeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, güzel bir yorum unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.